Yalnız bu şekilde olacak. Yani anlaşmalarını o şekilde sağlayacak. Ben adamların programını alacağım. Hani onları ben kullanmayacağım. Ben modellemesini yapıyorum. XML çıktılarını falan veriyorum. Adam o XML tagların arasına göndereceği verileri koyuyor. Doğal olarak karşı tarafta gelenin ne olduğunu anlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir robotu var. Yani ama karşı tarafın da XML'le bu BPMN'le uğraşması lazım. Yani Unify'den BPMN. Sen de yapmıyorsun yani. Hocam tahmin edelim ya. Tamam. 11 dakika olmuş. Tamam. Yani kullandığın terminoloji doğru değil bence. Yani bu proje yapmayacak onu. O yapılmış zaten bu proje sadece. Ben diyorum sen bu anlattıklarına bu dönem mi daha önceden başlamış bir sen bu iş? Buna mı? Ha. Yok hocam yeni başladım. Okumuştun mu yani? Ha? Okumuş. Okudum. 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 Simgelerin hangi kısmını yapacağını da başarılı söylemen lazım. Efendim? Simgelerin hangi kısımlarını, hangi renkleri yapacağını söylemen lazım. Peki oynama, peki geliyor. Bu arkadaşlar ne gibi? Güzel değiller herhalde. Bunlar yanlışlıkla bir yeni dersten kalmışlar. Bir önceki dersten kalmışlar yanlışlıkla yine fark ettiler. Onlar ziyaret adam. Evet tamam. Ha? Siyah çok önemli hocam onlar. Yüzlemeye gelin. İşte anlıyorum. Bir önceki dersten kaldı. I'm going to explain about frequency domain analysis of stock exchange time series data. I'll explain about project definition, reasons and aim of the project, project requirements, UML diagram, work plan, successful criteria, and lastly implementation. Firstly, I'm going to explain the definition of my project. I want to explain about frequency domain. Frequency domains refers to analysis of mathematical functions or signal with respect to frequency rather than time. Time domain is analysis of mathematical functions, physical signal or time series of economic or environmental data with respect to time. If you want to explain about time domain, we use oscilloscope to get time domain. And if you want to change time domain to frequency domain, just we use spectral analyzer to do that. I want to show you about time domain, difference of time domain and frequency domain. The first graph, it shows us the time domain. We have time, amplitude versus time. And the second diagram, it shows us amplitude versus frequency. I want to explain shortly reasons and aim of the project. The project's aim is to analyze the forex and bursa data. Then to show those given data in the domain graph, after that to show data in frequency domain graph. Project requirements. In this project we'll need bursa and forex data. Also we'll need Fourier transform and Poisson summation formula. After that I will explain shortly about UML diagrams. User will have the ability to read data from the file, then to analyze the data, and then to draw time domain graph and last frequency domain graph. Activity diagram is just to read data from file, then to analyze the data. After analyzation of the data, we have the ability to draw time graph and lastly frequency domain graph. My sequence diagram is user will first analyze the data. After analyzation of the data, time domain of the given data, the time domain graph will be drawn. Then lastly, the frequency domain graph. Can I draw the frequency domain first? No. Why? Because we have to use, just we change time data to frequency. Mm-hmm. We can't. Okay. What do you mean by analysis over there? Data analysis? What you are going to do with data analysis? First, I'll get the data, then I'll analyze them. If I will draw the time graph in a week, or month, or year. That's time domain, right? Yeah. What about analysis? Analysis. First, you analyze data, then draw time domain graph or frequency domain. Yeah. What are you going to do? In that analysis part of it,
data, data analyzation, just after getting the data, I will separate them, like this data is a week data, and this one is like 4 months, and this is, I thought like that. Mm-hmm. But that information is already in the data, you don't need to analyze it. So you have, what you're going to do is you just get the stock prices for every month or for every hour or for every minute. Then you draw it in a time domain, then you do the Fourier transform. And this is the whole project? Yeah. But this is too simple for a graduation project. It's just a simple visualization thing, right? I mean, frequency domain analysis is a simple, like 20 lines of code. It's a standard. Time domain analysis is just draw it. Where do you get the data from? I get by myself. Just ready to use, right? Not from the internet or not any data. Just available in a file or something like in that. In the file, yes. I don't have Forex. I don't have Forex. She's going to get the Forex. How? From the providers. How? From I will start from internet. How I can get them? Then if I have to do anything. It is there on internet, Forex. Right? So it's shown by several resources. Are you going to get from there, or are you going to get ready in a ready format? Ready to use format. It doesn't matter actually. I mean, instead of the. Instead of the Forex data, if I get the temperature data, temperature of today, see the temperature, the weather, your project stays exactly the same, right? Yeah, just I have to get the data. Then. So this has nothing to do with the stock exchange or Forex? So instead of Forex data, I will have temperature, yeah. Well, the values are different. I have the data I have has multiple columns. They are changing at the same time. So what I want to see is to draw them on the same graph, see whether they are correlated or not. So the correlation analysis is okay, but she doesn't say correlation. No, she's not gonna do it. The person you see that is going to do it by himself or herself. The system is not. Okay, let's just move on. Visualize it. Successful criteria to demonstrate the given data through graphs showing space frequency of the day, week, month, even year, showing time space, also showing frequency domain of the given data. My work plan, first I'll set the project in details, then I'll set in the algorithm. After that, I'll implement the algorithm, then analyze the algorithm, and lastly, testing and just keeping them testing. Just a sec, what kind of algorithm are you going to use for frequency analysis? Until now, I use Fourier transform, I think. You're going to use Fourier transform. Do you know how to implement it, or are you going to use it from some tool? You know, I implement it, I'll search it. The implementation is to analyze Bohr's and Fourier data, how to implement those data in time domain and implementation in frequency domain. What's your success? Criteria. Where is it? We missed it? Gösterdi. Nerede? Farklı rezolüsyonlarda farklı. İkisini gösterebiliriz. Is it possible oluyor mu acaba? Kendisi mi? Kendisi çıktı. Nasıl çıktı? Bu da çok zor değil. Zor değil onun ya. Hocam onu değiştirelim. Ona bir şeyler bulalım. Bir analiz falan koyalım.
Similarity, pattern yakalama falan. Pattern yakalama olsun ya. Yani. Bu benziyordu, bunun ailesi burada olmuştu. Devamında böyle olacak falan diye. Güvenebilir misin tam olarak? Nasıl, niye? Doğru çizilebileceğim. Ya yani bu şekilde ben şey yapmam. Okay. Yani diğer öğrenciler haksızlık bence. Bunun aynı sene ben ikinci sınıf birinci, yani ilk ödev olarak verdim ikinci sınıfta. Bizimki de FFT vermemişsin değil mi? FFT FFT. Yani ama visualization. FFT de yani. Değil mi? Yani edecek hali yok. Yani FFT'nin yazılmış çok kodu var. Mehmet Kalesi'nin yazılmış kitabında bakması var. Kitabında var. Tamam, bir sonraki arkadaşa geçelim. Ali Eşref'ten başlayalım, bir numaradan başlayalım. Çok geç kalıyoruz yani. 18. Evet. Çok geç kalıyoruz yani. Kaç kişi var? 10 kişi daha var. 5 kişi yok. Tamam, 5 dakikada sınırlayacağım ben bunu. Yani diğerlerine 10 dakika kullan. Merhaba, ben Eşref Aytaç. Kime projesi 2 lastik kapsamında yapacağım projeyi anlatacağım şimdi size. Projenin konusu radar görüntüsüyle, harita bilgisinin eşlenmesiyle deniz platformlarında konum tespitini yapabilmek. Bu proje içerikte projenin tanımını... Tamam, içerikleri geçelim arkadaşlar. Tamam, ne olacağını biliyorum zaten. Ben projeyi ilk dönem başlamıştım. Ki projenin bunun devamı şeklinde olacak. Görüntü var, karanlık çıkıyor burada ama. Bu projenin tanımı, bu proje Havelsan tarafından... Pek güzel kısımda duruyor da, projeyi biliyoruz da. Erdoğan Hoca belki... Tamam, problem değil, ben de o projenin ne olduğunu biliyorum. Tamam. Havelsan projesini. Evet. Bir dakika. Bırak arkadaşlar. Tamam hocam, çok komik. Evet. Bundan sonrakilerde problem olan da. Ha, yani oldu. Ben ilk dönem işte bu haritadan şöyle bir radar görüntüsü oluşturmuştum. Oluşturduğum nokta artıyla bir söylediğim nokta. Gerçek bu simülasyon görüntüsü, simülasyon radarlarıyla eşleştirdiğimde böyle bir eşleştirme elde etmiştim. Yenilik olarak ben radar görüntümüz gerçekçi radar görüntüsü tam diyemiyorduk. Çünkü sadece bir belirlediğimiz referans noktasından ileriye doğru bir ışın göndererek underline var mı, karşısında ne çıkmışsa, çarpmışsa hani sadece fark değişimi gözetiyorduk. Yüksekliği bilgisi vesaire yoktu. İlk dönemde zaten sunumlarda adı geçmişti, yüksekliği bilgisi kullanılacak bir şekilde. Bu projede işte yükseklik bilgisini dahil edeceğiz. Resmin derinliği, resmindeki işte ilerlerken sadece line detection vesaire şeklinde değil de yüksekliğin arkasında da yayılan enerji ışınının geçmemesi gerekiyor. Bunun da implement edilmesini sağlayacağım. Mesela daha çarpıp daha ilk dönem yaptığım projede burada dağ var mı yok mu diye hiç önemsemeden şöyle anarkaya kadar gidiyordu. Halbuki orada dağ varsa ışının ileriye gidememesi gerekiyordu. Arkasının karanlık çıkması gerekiyordu. Projede işte bunu yüksekliği bilgisine ekleyeceğim. Işın ilerlemesiyle alakalı yine zaten asıl mevzu ışının nasıl ilerleyeceği konusu. Hani yükseklik bilgisi veya yer ışını ilerlerken yeryüzünün kayısının nasıl etkili olduğu önemli oluşturulurken. Bu bilgileri nasıl elde edeceğimi şu an çok fikrim yok. Bunun üzerinde çalışacağım. Projeyi gerçekleştirdiğimde yer yüksekliği bilgisini, yeryüzünün kayısını kullanabilerek gerçekçi bir radar görüntü oluşturabilmiş miyim? Gerçek radar görüntüsü oluşturunca bunlar eşleşmiş mi diye kontrol edeceğim. Bir de gerçek radar görüntüleriyle bir dönem çalışılmıştık. Bu dönem gerçek radar görüntüleriyle çalışacağız. O zaman projenin başlatılma nedenlerini zaten bunları geçeyim o zaman. Biz ilk dönem sonunda bir makale hazırladık. Bunu IEEE'nin ikinci sinyal işlemi ve iletişim kurultayına gönderdik. Trabzon'da yapılacakmış bu sene. Orada gönderdiğim örnek algoritma çıktılarından bir tablo koydum. Şu farklı resimler, yanında da simülatörün oluşturduğu radar görüntüleri. Ben onlardan sentetik radar görüntüleri oluşturup eşleştirme sonuçlarını ekledik. Bunlar da tabii hani %100... Simülatör radar görüntüsü ile sentetik radar görüntüsü arasında ne farkı? Simülatörü hocam program oluşturuyor.
sentetiği ben kendim oluşturuyorum. Simülatör ve şeyi biz şeyden almadık. Kendimiz hazırlamadık programı, kendimiz kullanmadık. Sentetiği ben uydu görüntüsünden aldım, görüntü üzerine yaptığım işlemler sonucu oluşturuyorum. Gerçek radar görüntüsü bulamadık, var bence. Hani simülatör radar görüntüsü varsa niye siz tekrar sentetik oluşturmuyorsunuz? Hocam işte hani bizde şu an eğer proje bittiğinde elimizde gerçek radar görüntüsü varsa o kolon gerçek radar görüntüsü olacak. Harita görüntüsü, gerçek radar görüntüsü, benim yaptığım görüntü, gerçek radarla benim yaptığım görüntü eşleşiyor mu? Olacak. Yani ben gerçek radarı oluşturmaya çalışıyorum bir nevi. Ona benzetmeye, ne kadar benzetebilirsem. Radar olur. Tekrar çıkarız. Tamam. Simülatör 300-400 aldı, radar kaç para ödedim diyor. 500-200 aldı. Orada hatalarım da var mesela. 6 piksele kadar çıkan hatalar vardı. Bunlar da 2 piksel bazen 380 iken o radarın ölçeğine göre değişiyor. Ölçeklendirmeye bağlı olarak hatalarımız olmuştu. Sonra çıkıp ekrandan fotoğraf çeksek. Burada işte yeni bir bağlantı yapmam gereken şeyler yüksekliği bilgisini nasıl elde edebileceğim, bunu nasıl kullanabileceğim, yer frekansını nasıl elde edip kullanabileceğim, işte radar enerjisinin yayılma şeklinin algoritmasının belirlenmesi, bir de gerçek radar görüntüleriyle yapacağım testler. Bunu takvim zaman çizelgesine yaydığımızda 2 hafta bir süre yüksekliği bilgisi nasıl elde edebilirim, nasıl kullanırım, yine 2 haftaya yakın bir süre yeryüzü kavisi. Yeryüzü kavisiyle yüksekliği bilgisinin farkı nedir? Hocam, yeryüzü kavisi önünde engel yoksa da enerjinin sonuna kadar gidecek mi? Yükseklik bilgisi. Yüksek, bina varsa, dağ varsa. Binanın yüksek bilgisi, yükseklik bilgisi şeyde var mı Google'da? Google'da. Hocam mesela şey var, bir OpenCV'de resim görmüştüm. Kitap resmi, hani kitabı açtığımızda ortası derin oluyor ya. Onu OpenCV'de şey, çizebilmişler mesela. Hani dalgalı çizmiş, burası daha bir yükseltin şeklinde. Oradan herhalde üzerine startlıyorum. Teknesini onu bulamazsın ya. Biz binalara bakmayacağız, biz dağlar, bize dağlar da. Bakmayacaksın. Kavis'te yükseklik aynı şey gibi geldi bana. Evet, evet. Sence farkı ne? Fark biliyorsan söyle. Hocam işte az önce şeyi biliyormuşum, o da evet. Yanlışmış bildiğim. Yükseklik bilgisi yani. Yani çeşitli harita formatları var da sen en kolayını her pikselin yüksekliği olan harita formatı kullanabilirsiniz. Eş yükseklik eğitleri var falan var, DTEC var, değişik harita formatları var ama en basitini kullan işte. Sorgu atıyorsunuz Google'a. Orada yüksekliği alıyorsunuz. Tamam. Tamam, devam et. Program yapabileceği şeyler, görüntüleri alıp sentetik olarak görüntüsü oluşturması, bunları eşleştirip en doğru konumu göster diyorum çünkü hani farklı referans noktalarından aradan genç oluşturuyorum. Hani konumun doğru, en doğru konumu göstermiyor mu? En doğru konumu gösterme diye bir şey daha var mı? Yok. Yani gösterme diye bir şey yok da hani doğru mu değil mi bilmediğimiz noktalar var. Onları işte idran yaptığı formasyonla en doğruyu buluyoruz. Konumu nasıl biliyorsun? Anlamadım ben konumu. Hocam mesela radar görüntüsü şurada. Ben şu artı noktasını oluşturmuşum. Dik. Ha, radar oradan oluşturdum. Evet. Tamam. Onu şuradan biliyorum. Dik gittiği için daha parlak oluyor. Tamam tamam. Evet. Tamam, geç geç. Radar görüntüsündeki yerini biliyorsun. Benim klasik bir yerden mi kaldı? Burada tamam. Mesela ben de geçeceğim. Başarı kriterlerim 15 saniye altında çalışabilmesini sağlayacağım. Gerçek radar resimlerinde kullanılabilmesini sağlayacağım. Eşleştirmede daha fazla 3 piksel hata içermesini sağlamaya çalışacağım. Gerçek radar resimlerinde kullanılmasında bir zorluk var mı? Hocam, bizim normal bugüne resim, kadar sadece, gerçek radar resimlerinde... Sadece alamadığın için kullanılıyor. Evet. Yani. İşte ama bilmiyorum, sürekli simülatör sanal bir ortamda çalıştım, gerçek radarlarında çalıştım. Gerçek radar çalıştın ya, çalışmadın mı gerçek radar? İlk resim sadece bir resim. Yani bir tane var. Bu rengi biliyorsun işte. JPEG midir, nedir, formatı neyse. Hı-hı. Ben ne kadar büyük verirsem benim 15 saniyenin altında çalışacak mı? Yani, ne kadar büyük? Yani 1 milyona 1 milyon, 8 milyona 8 milyon resim versem. Yani bir at atıyorum, milyarlara çıksam. Yani somut olarak gerçek dünyada öyle bir milyon resim versem. Çok kullanıyoruz yani. Yani geçti çok kullanıyoruz yani. Yine onu da akbalı ya. Evet. Yani önemli sorunuz varsa sorun yani. Tamam. Ortadaki sadece. Bu
başarı kriterlerini şey yapman lazım. 3 piksel. Düzenlemen lazım. Tamam, bekleyelim. Aynur. Aynur, Sinan, Haset, Mukaddes, Emre, Nilüfer, Ağlat, Gülcan, Ahmet. Böyle gidiyor. Cihazlarında tehlikeli cisimlerin bulunması. İçeriye geçiyorum. Projenin tanımına gelelim. Bu projeye zaten geçen dönem başlamıştım. Geçen dönem madde bilgisini ve aynı zamanda şekil bilgisini kullanarak cisim tespitini yapmıştım. Bu dönem ise buna bir şeyler ekleyeceğiz. Tehlikeli devam projesi niteliğindedir. İnsan gücü kullanımını azaltmayı planlamaktayız. Bu dönem hızlandırma işlemi yapacağız bir önceki devam eden projemizde ve cihazın entegrasyonunu yapacağız. Tehlikeli cisim olarak daha kolay bir şekilde erişimin olduğu uçağı kullandım. Use case diyagramı bu şekilde de şimdiye kadar SVM train cisimlerin özelliklerini çıkararak SVM train işlemi ve search işlemini gerçekleştirmiştik. Belli bir oranda test de yapmıştık. Bu dönem ise testlerde arttırma ve süre ölçümü, sonuçlar eşliğinde de iyileştirmeler gerçekleştireceğiz. Class diagramı da bu şekilde de. Geçiyorum. Şimdiye kadar yaptıklarından bahsedeyim öncelikle. Cihazdan alınan yüksek ve düşük enerjili görüntüleri kullandık. Bu görüntülerden madde bilgisi elde ettik. Aynı zamanda Hog Descriptor kullanarak şekil bilgisini de ekledik. Makine öğrenmesi tekniklerinden olan SVM sınıflandırıcıyı kullandık. Büyük bir görüntü içerisinde yer alan bıçağı bulmaya çalıştık ve bulduk. Bu görmüş olduğunuz rotation'da eklenerek bulunan bıçaklara örneklerdir. İlk resimde bir bıçak bulunamamıştır. Bunun sebebi de şu haliyle yeterli rotation'ın sağlanmamasıdır. Son yaptığım testten bahsedeyim. 60 tane büyük görüntü içerisinde bıçak arama işlemi yaptım. Bunların 22 tanesinde hiç bıçak yoktu. 38 tanesinde 42 bıçak bulunmaktaydı. 12 tanesini düzgün bulamadı bu bıçaklar içerisinde. Bunların da sebeplerini az biraz tahmin ediyoruz diyebiliriz. Ve bunlar üzerinde iyileştirmeler yapacağız. Test ilk aşamada çok uzun sürdü. Çünkü ilk haliyle birlikte rotation işlemi yapıldı. 360 dereceye kadar rotation gerçekleştirildi ve derece olarak 5'er derece arttırıldı. Yani 72 kez rotation yapıldı ve 500 bin ile 1 milyon arasında da sorgu işlemi yapılmıştır. Test sonucunda elde edilen bir görüntü aşağıdadır. Gördüğünüz gibi rotation sağlandığı zaman aynı bıçağı 3 kez bulmuştur. Bu da iyileştirilme yapılması gerekenlerden biridir. Window mu soruluyorsun? Window mu soruluyorsun? Evet. Yani en üstten başlıyorum 0-0 noktasından. Ve default belli bir bölgeyi alıyorum. Sonra onu öncelikle boyut arttırıyordum. Şimdi onu kaydırarak yapmaya çalışacağım. Performans arttırmak için. Yapılacaklardan bahsedeyim. Şu anda bir resim üzerinde minimum çalışmasını 1 saate indirebildik. Başlarda çok daha fazlaydı. Sorguları azaltarak ve bazı işlemleri daha verimli hale getirerek. Ama yine de bu bizim için yeterli. Çünkü 1 saat bir insan bekleyemez makine başında. Daha da kısaltmamız gerekecektir. Bu yüzden ilk olarak ölçümler, zaman ölçümleri yapacağım. İşte bir rotation'da, sorguda ya da işte bir vektörün oluşturulmasında ne kadar zaman kaybediyor. Bunların ölçülmesi gerekiyor. Sonra başarı testleri ve başarı testleri sonucunda da
bulunan veya yarım bulunan bıçaklar üzerinde iyileştirmeler sağlayacağım. Şimdilik aklıma gelen, bu bıçakların kenarlarındaki pikselleri arttırabilirim. Şöyle söyleyeyim. Hayır, istersen çok fazla teknik detaya girme. Evet, tamam. Yani. O zaman projede hızlandırma sağlayacağız ve bıçak çeşitlerini arttırarak daha da iyi bir şekilde bulunmasını sağlayacağız. İş planından bahsedeyim. Şu anda test yapıyorum ve zaman ölçümleri yapmaktayım. Bunun sonucunda iyileştirmeler yapacağım. Nisan itibariyle bu iyileştirmelerin bitmesi ve Mayıs ortaları itibariyle de sürenin oldukça kısa bir şekilde tamamlanmasını beklemekteyim. Mayıs ve Haziran aylarında da X ışını cihazıyla entegrasyonunu gerçekleştirmeye çalışacağız. İş planı bu şekildedir. Başarı kriterlerine gelelim. Gittin mi önceki? Ben yukarı doğru. Yani, hayır öyle. Ters yapmış olabilirim. Başarı kriterlerine gelelim. Bulmasını beklediğimiz cisimleri, yani bıçağı %99 oranında bulmasını bekliyoruz. Aslında %99 da yeterli bir oran değil, %99.99 olması gerekiyor. Şu an itibariyle bunu söyleyebilirim. Bir görüntü... %99 nedir? Doğru bir şeyi doğrulatması. False pozitif midir? True pozitif, true negatifler nasıl bir durumda? Hepsi, her şey, verdiğin her şeye... Bütün sonuçları bir arada kullanarak belli bir... Evet, yani belli bir ölçüm... Geçen dönem F-score değerini kullanarak ölçüm yapmıştım. Yani false pozitifler, true pozitifleri ve hepsini bir arada kullanarak. Yine aynı şekilde ama buna ek olarak da büyük görüntülerde mesela işte demin bahsettiğim testten bir başarı sonucu çıkaracağım. Bu sonucun %99. Ne oldu? O 99 olmayacak herhalde. Nasıl? O değer 99 olmayacak. 99.9 mu oldu? Yok yani. Anladım. Hayır, daha düşük olması lazım sanki. Evet, yani. Deminki değer evet daha düşük. Çünkü o ilk testimin sonucu. Bunu iyileştirmeye çalışacağız. Onun sonucunda yani da. Yani her şeye bıçak dersen %100 olmaz mı başarılı? Her şeye bıçak demeyeceğim ama. Onu nerede neyle ölçeceksin? F-score ölçecek ya. F-score 99 olacak. Onu 99 yapmaya çalışıyor. Onu öyle söylesene. Ama büyük resimler üzerinde F-score'dan biraz daha farklı şeyler eklememiz gerekecek. F-score'u nasıl 99 ölçecek? Yapamayacak tabii. Evet, şu anda. Ötekini de yapamayacak, saniyeler mertebesi diyor. Onu yapabilir. Onu yapabilir. Yani saatler mertebesinde ama şey sahibi. Ama hastalardan saatlere indir. O saniye. 3 haftadan bir saniye indir. Evet, o da saat de saniyeler değil mi? Evet, tamam. Oldukça diye bir şey yok yani. Vallahi çok geç kalıyor. Oldukça kısa diye bir şey yok yani başarı kriterinde. Tamam, yani bunu saniyeler mertebesi... Saniyeler mertebesi de yok. Bak, arkadaş söyledi, saat de saniyeler mertebesi. Kaç dakika? Yani en azından şimdilik söyleyebileceğim şey herhalde bir dakika gibi bir süreye indirebiliriz. Yani çünkü şey düşünüyorum, bir alışveriş merkezine gittiğimiz zaman çantamızı bir 40 saniye falan bekliyoruz yani. X-Ishin cihazından geçtiği zaman. O süre içinde en azından yapılmasını... Bir dakika beklersen ölürsün orada ya. Ama yok, zaten geçmesi de... Yavaş oluyor yani. Geri çıktığı geçti. Anda aldığını düşünelim. Tamam, devam et. Ve cihazla entegrasyonu sağlayacağız. Bunu da cihazdan geçtiği anda uyarı vermesini bekleyeceğiz. Cihazla entegrasyonu Cihazla entegrasyon, cihazdan almıyor musun cihazı? İşte ama bitmek olarak alıyoruz. Cihaz esasında bitmek vermiyoruz. Onları güzel kaydettik. Başarı kriterlerini düzenleyeceksin değil mi? Nasıl? Başarı kriterlerini düzenleyeceksin. Evet. Hocam ben de videodan izleyeceğim. Tamam hocam, sen bunlara... Videodan mı ver? Tamam. Başla sen. Merhaba, ben Sinan Bey. Birinci dönem bitirme projesi için, bitirme bir projesi kapsamında yapmış olduğum. Yapmakta olduğum sosyal medya mesajlarından felaket tahmini projesini size anlatacağım. İçeriye geçiyorum. Proje tarafından bahsedecek olursak asıl amacımız kriz durumlarında sosyal medya mesajlarını gözlemleyip bu mesajlardan anlam çıkarmamız gerekiyor. Yani deprem üzerine gidecek olursak
mesajı aldığımızda bu mesaj deprem ile alakalı mı ya da değil mi şeklinde bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Başlatılma nedenleri ve amaçlarından bahsedecek olursak, Çin'de deprem oldu mesela. 1.2 saniye gibi kısa bir sürede 1.5 milyonu kadar tweet atıldı. Yani insanlar artık deprem olduğunda kaçmak yerine önce tweet atıyorlar. Bizim bunu kullanmamız lazım. Bu nasıl kullanılabilir? Kaçarken atıyorlar biz. Bir dakika yani. Kaç saniye içinde dedin? 1.2 saniye gibi bir şey hatırladım. 1.2 saniye deprem oldu. 1.2 saniyede kaç tuşa bastı da bu adam kaç tweet attı? Hocam zaten 140 karakter sınırlı. Hocam insi deprem yazılıyor ama. Bir de şimdi cihazlar da gelişti. Klavye uygulamaları var hocam. 1.2 saniyede tweet atabilen var mı aranızda ya? Twitter açıksa atar. Makineyi ben vereyim 1.2 saniyede tweet atın bana, mümkün değil ya. Ben çok iyiyim. 1.2 saniye aralıktır. Hocam zamanımız yok lütfen ya. Sen neden buradan bir yazıya gönderir misin? Tamam, bakayım arkadaşlar. Bizim sorunumuz, yani amacımız tekstin içeriğinden, yani 140 karakterlik bir içerikten depremle alakalı mı, alakasız mı diye bakmak. Burada bakıldığında mesela yağmur mu yağıyor, deprem mi oluyor belli değil. Hani bu depremle alakalı değil. Ama bizim sorunumuz deprem geçtiği için bazen takılıyor bizim metotlarımıza. Mesela burada bu nasıl hayat, action 0 şehrinde ne deprem oluyor ne sel basıyor, her gün güneş var, buna da 0 dememiz lazım. İşte bu tarz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sistem mimarından bahsedecek olursam, Twitter'dan, şu an Twitter üzerinde çalışıyorum. Twitter kütüphanesiyle tweetlerimi çekiyorum. SQL database'inde tutuyorum şu anda, MySQL database'inde. Onda limitler yok muydu? İstediğin gibi çekemiyorsun herhalde. Hocam 15 dakika limitim var. 15 dakikada bir banlıyorlar. Ama şöyle bir şey yaptım hocam. Twitter'dan bana API key veriyorlar. Ben 8-10 tane aldım. Arka arka hangisi patlarsa diğerini çalıştırıyorum. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizim projedeki asıl amacımız bu daha önce yapılmış. Bunun üzerine çok fazla çalışmalar var. Biz Türkçe yapmak istiyoruz bunu. O yüzden Zemberek isimli enerji kütüphanesini kullanaraktan biz aldığımız tweetlerin Türkçe mi değil mi diye bakıyoruz ve aldığımız tweetler Türkçe olduğu halde Türkçe çıkmıyor. Bunları işlememiz gerekiyor. Burada sorunlar ortaya çıkıyor. Bunları işledikten sonra OpenCV'nin, machine learning olarak da OpenCV'nin kütüphanesini kullanıyorum. Machine learning fonksiyonlarıyla train ediyoruz datamızı. Deprem anında amacımız Twitter'dan tweet çekip bu tweetleri bizim data, uygulamamıza verip depremle alakalı mı değil mi şeklinde çıkarmak. Twitter'ın API bana status isimli bir obje veriyor. Çok fazla bilgi var içinde. Ben hepsini kullanmayacağım için bana ihtiyacım olan objeleri bir tane class yazdım. O class'ta alıyorum. Benim projem, ya benim yazacağım program iki tane prosesten oluşuyor. Sentence process ve learning process. Şu an tabii daha taslak aşamasında araya bir şeyler eklenecek. Sentence process isimli prosesim benim şunu yapacak. Aldığı, yani NLP işlemleri sentence process'te olacak işte. Bence teknik detaya girme, devam et. Yani tamam, gördük. Bunu bitirmeden, şeyden, son sorundan bitirsin. Use case diyagramlarında işte benim şu anda tam bir arayüzüm olmadığı için bir kullanıcı neler yapacağından ziyade ben kütüphaneleri nasıl kullandım onları gösterdim. İşte machine learning algoritmalarını kullanıyorum falan şeklinde. İş planım benim de çok şey değil ama içeriğinden bahsedecek olsak ben bunların birkaçını yaptım ama tam ne yazacağımı bilemedim. Yani yapılacak şekilde yazdım. Şu anda SVM ile öğrenme yapılması testini falan yapmış durumdayım. Doğal dil işlemeyle probleme daha da girme amacındayız. Başarı kriterlerinde projenin %90 başarı elde etmesi. Buradaki amacımız şu. Ben 10 tane tweet'e bu depremle alakalı dediysem 9 tanesinin depremle alakası olması gerekiyor. Minimum amacımız bu. Tweet başı en fazla 10 tane çalışması. Bizim machine learning kütüphanesine verdiğimiz array'lerin boyutu şu anda çok az elimde data olmasına rağmen 500'e 300'lük bir array ve uzun çalışıyor. Bu daha da büyüyecek. 50 bin lira falan çıkmasını falan düşünüyoruz. Bunun olabildiğince az çalışmasını sağlamak. 10 saniye çok yüksek değil mi tweet başı? Bir tweet 10 saniyede. Hocam şey yapıldığında şu anda cross validation testini yaptığımda 6 saat sürdü. 300 tane tweet öğrenip tek tek test etmesi. Öğrenmekten mi bahsediyorsun? Ben testten bahsediyorsun zannediyorum. Öğrenmek ve şey. Öğrenme bitti. Test için bahsediyorsun diye anladım ben. Test için şu anda yani tweet başına 2 saniye falan oluyor şu anda. 300 tane şey olduğunda. Bu çok fazla artacak olan. 300 tane için 2 saniye. Tweet başı diyorsun da. Ya, 300 tane için 2 saniye ise tweet başı ne düşer? 300 özelliği varsa tweet başına 2 saniye.
O özellikle 50.000-60.000'i bulacak o zaman artık. 550 özellik falan var hocam şu anda. O 50.000-60.000'i bulunca bu da artacak. Bu hani biraz göreceli bir kavram. 10 saniye minimum düşündük hocam. Maksimum. Değiştirin derseniz şey yapabiliriz. Makine öğrenmesinin %85 ve üzeri başarılı olması. Buradaki amacım da şu. Ben kendi train ettiğim datayı kendi algoritmama verdiğimde, yani benim NLP metotlarımın da bunu iyileştirmesi gerekiyor. Daha doğrusu NLP ile alakalı bir şey bu. Train